Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Gül. Bugün sizlerle birlikte Philips'in Android All-in-One Smart Monitörünü sizler için sizlerle inceleyeceğiz. Evet, şimdi incelememize geçebiliriz arkadaşlar. İncelememize geçtiğimiz zaman ilk değinmek istediğim nokta tasarım. Tasarımına baktığım zaman benim ilk gözüme çarpan şey arkası aslında. Monitörün arka kısmı dokusu ve mat yapısıyla birlikte çok şık olduğunu söylemek istiyorum. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar ön kısımda çerçevelerin Peony Black parlaklığıyla karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Çizilmeye çok müsait ve kolay bir şekilde çizilebiliyor. Evet, bu çerçevenin hemen ön kısmında ise üstte bir tane 1 megapiksellik kamera bulunmakta ve bu kameraya eşlik eden de 2 tane stereo mikrofon bulunduğunu söyleyelim. Ön kısma baktığımız zaman arkadaşlar monitör ayaklı değil ve buna istinaden masaya 0 olarak oturtuluyor arkadaşlar. Ve bu alt kısımda ise gümüş renkli olan kısımda ise arkadaşlar tuşlar bulunmakta, menü tuşlarım, geçiş tuşları da diyebiliriz. Arkadaşlar menü tuşlarını aktif ettiğimiz zaman bu kısım dokunmatik, lakin ekrana gelen menüyü arkadaşlar dokunarak işlem yapamıyoruz. Monitörümüzün dokunmatik olmasına karşın. Ekran arkadaşlar 250 kandela parlaklığa karşımıza çıkarken ekranda kullanılan kaplama metal arkadaşlar çok parlak ve güneş ışığında arkadaşlar bu parlaklık inanın monitörü görmeye zorlaştırıyor ve çok yüksek oranda da yansımaya sebep oluyor arkadaşlar. Monitörün gözüme çarpan bir diğer noktası ise şöyle söylemek gerekirse ekrandan çerçevenin çıkıntısı bayağı bir fazla ve 1 cm'ye yakın bir çerçeve olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle köşelere ve yanlara dokunacağımız zaman bu orandaki dokunma olayı biraz insanı sıkıntıya sokabiliyor. Doğal olarak ilk aldığınız zaman kullanmanız köşelerde arkadaşlar biraz sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Tasarımın en çok hoşuma gittiği noktası ise monitörün ayak kısmı arkadaşlar. Bir ayak kısmı yok dedik ama arkadaki destek ayaklar bayağı bir geriye yatabiliyor ve bu sayede elinizin altında bir tablet ve elinizin altında bir çizim oluşturabileceğiniz bir cihaz karşınıza çıkıyor. Bu yatma mesafesi de bayağı derin arkadaşlar ve bu sayede bayağı bir geriye yaslamanız mümkün. Evet, tasarım hakkında bir bilgiye sahip olduk ve şimdi gelin sizlerle birlikte ekranın özelliği neler, bunlardan biraz bahsedelim. Ekran boyutu arkadaşlar 23 inç ve buna oranla ise Full HD bir panel kullanıldığını söyleyebilirim. Kullanılan panel TMI panel değil, yani bizim karşımıza çıkan panel IPS. IPS LCD ile karşımıza gelen bu monitörün renkleri çok güzel bir şekilde verdiğini söylemem mümkün. 178 derece kadar bu monitörün renklerini tamamıyla aynı oranda, aynı tonda görmeniz mümkün. Zaten IPS'in en büyük özelliği de bu. Lakin üzerindeki dokunmatik panel ve dokunmatik panelin getirmiş olduğu bir solukluk karşımıza çıkıyor. Görüş açılarını kırdığımız zaman ekrandaki IPS panelin biraz farklı açılardan baktığımız zaman soluk olarak gözümüze geldiğini söylemek istiyorum. Evet, incelememize ilerliyoruz ve incelememizdeki bir değineceğim nokta ise ekranın dokunmatik paneli. Dokunmatik panele baktığımız zaman karşımıza 10 parmak dokunmatik bir panel çıkmıyor. 5 parmak dokunmatik panel de çıkmıyor arkadaşlar. Karşımıza maksimum 2 parmakla işlem yapabileceğiniz bir dokunmatik panel karşımıza çıkıyor. Bu dokunmatik panel arkadaşlar 5 parmaklı destekli olmasını isterdik, lakin 2 parmak destekle karşımıza geliyor. Şunu söylemek istiyorum ki böyle büyük bir ekranlarda zaten 2 parmak kullanıma gayet yeterli oluyor. Ama 3 parmak isteyen oyun veya uygulamalarda bu noktada 3. parmağın işlemeyeceğini söylemek istiyorum. Evet, açılışı yaparken dedik ki Philips All-in-One Android Monitor. Peki Android Monitor içinde barındıran bir cihazsa bu cihaz aslında bize neler sunuyor, bunları bir yakından değinelim. Cihazın içinde herhangi bir aparat ihtiyaç duymadan gömülü bir vaziyette All-in-One'dan aklınıza gelebileceği gibi bir Android PC karşımıza çıkıyor. Bu Android platformu arkadaşlar tamamıyla anakart üzerine gömülü olarak karşımıza gelirken Android kısmındaki teknik detaylara bir yakından bakalım. Cihazın içindeki işlemciye baktığımız zaman arkadaşlar Nvidia'nın Tegra T33 chipsetini bulabiliyoruz. Tegra 3 ile gelen bu cihaz Full HD bir monitör olmasına nazaran Tegra 4 ile güncellenmesini yeğlerdik açıkçası. Lakin monitörümüzün Full HD paneli sahip olmasına nazaran Tegra 3 1.6 ile 1.7 GHz arasında oynayan frekans hızıyla yeterli bir performansı, yeterli bir tatmin düzeyini veriyor arkadaşlar. Oyunlarda bu Tegra 3 biraz yetersiz kalsa ki Full HD'den kaynaklanan bir şey bu. Buna nazaran benim en çok hoşuma giden noktası ise arayüz ve internet gezinimlerinin bir PC platformu tadında keyfinde olmasını görmüş olduk. Android'de gezinirken arayüz ve özellikle internette inanın gerçekten çok yüksek bir performans aldığımı söylemek istiyorum. Bu cihazın üzerine bir PC ihtiyacı olmadan da çok rahat bir şekilde klavye ve mouse'unuzu bağlayabiliyorsunuz. Ve bu sayede arkadaşlar bu cihazınızı multimedya anlamında yüksek bir seviyeye çıkartmanız mümkün oluyor. Oyunlarda sıkıntılı arkadaşlar dedik, zaten bahsettik size bunlarla.
Rare Racing 3 akıcı bir şekilde oynayabildik. Lakin Asphalt 8'de cihaz takılmalara neden oldu arkadaşlar. Donma ve frame düşükleri yüzünden de oyunun tadını çıkartamadık diyebilirim. Depolama biriminden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Depolama birimi ise 8 GB'lık bir bellek alanına geliyor. Size biraz yetersiz gelebilir ama 6 GB'lık bir alan bize sunuyor hemen hemen. Ve bu noktada arkadaşlar 6 GB'ın hepsini kullanabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Yeterli aslında bir bakım ama bu biraz all-in-one olduğu için de bunun depolamasını biraz düzeltmemiz gerekiyor. 16 GB ve 32 GB tercih edebilirdi. Lakin kullanmamış ve buna nazaran arkadaşlar cihazın üzerine bir tane SD kart girişi konumlandırmayı unutmamış. SD kart girişine gerek var mı? Küçük kompakt yapısıyla cihaza gömebilirsiniz ama isterseniz bu cihazın üzerine harici bir depolama birimi de bağlayabiliyorsunuz USB aparatı üzerinden. Bir farklı özellik olarak da cihazın üzerinde 2 GB'lık RAM bellek bulunmakta. 2 GB olması bizim yüzümüzü biraz güldürdü açıkçası. Çünkü 1 GB'lı desteklenen bu tür cihazlarda 2 GB olması güzel bir şey. Dediğimiz gibi multimedya anlamıyla güzel bir cihaz bizi karşılıyor. Ve bir diğer noktası ise cihazın üzerinde bulunan 1 megapiksellik kamerası. Bu sayede görüntülü görüşme yapmaya olanak sağlıyor. İsterseniz de 720 piksel kalitesinde görüntü kaydedebiliyorsunuz. Cihazın işletim sistemine geldiğimiz zaman ise Android 4.2 jelibine karşımıza çıkıyor. 4.4'de bir güncelleme gelmedi ama cihaz üzerinde şu anda yanılmıyorsam da gelmeyecek. Philips'in bize sunmuş olduğu sürüm şu anda en güncel olarak arkadaşlar 4.2 ile karşımıza geliyor. Multimedya anlamında multimedya olmak zorunda olan bu monitörümüz arkadaşlar zaten bu özelliklerinin yeterli düzeyde olduğunu söylemem mümkün. Bağlantı birimlerine geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu cihazı aldığımız zaman bizim karşımıza ne tip bağlantılar gelecek, nasıl giriş çıkış birimleri bize sunuyor bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum ki cihaz bağlantı birimlerine adına zengin bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Cihazın içerisinde arkadaşlar görüntü birimi olarak NHL destekli HDMI bulunduğunu söyleyelim. Ve bir tane de VGA bulunduğunu eksik etmeyelim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki cihaz üzerinde bulunan HDMI, NHL destekli olması çok güzel bir şey. Bu sayede ise monitörünüze NHL destekli bir telefonunuzu veya tabletinizi bağlamanız mümkün. VGA, HDMI ve Android'in kendi arayüzü bulunması sayesinde monitörün üzerinde arkadaşlar 3 tane görüntü biriminin olduğunu söyleyelim. USB birim adına arkadaşlar 2 tane A tip USB, 1 tane B tip USB ve 1 tane de OTG biriminin olduğunu söyleyelim. Toplamda 4 tane USB ara birimine gelen cihaz USB anlamında gayet yeterli bir sonuç verdiğini söylemem mümkün. Ve bir diğer giriş birimlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar cihazın üzerinde kablosuz bağlantı seçeneği olan Bluetooth ve Wi-Fi çözümünün dışında ise arkadaşlar bir tane de Ethernet girişinin bulunduğunu söyleyelim. Diğer giriş çıkış birimlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar 64 GB'lık bir tane SD kart girişi bizim karşımıza çıkıyor. Ve onun yanında ise jack birimlerini görmeniz mümkün. Görüntü giriş birimlerine baktığımız zaman bir tane MHL destekli HDMI ve VGA'nın olması güzel bir şey. Özellikle HDMI'nin MHL desteklemesi güzel bir şey. Cihazın üzerinde 8 GB'lık depolama birimi bulunmasına nazaran 64 GB'lık SD kart desteği sayesinde de 72 GB'lık toplamda bir alan bizim karşımıza çıkıyor. Dedik ki arkadaşlar all-in-one Android monitör. Yani all-in-one Android PC demiyoruz. Peki monitör diyorsak bu cihazın PC'deki deneyimi nasıl? Bundan biraz bahsedelim. PC'deki deneyimine geçtiğimiz zaman arkadaşlar normal, standart, Full HD IPS bir panel edasıyla cihazı kullanmanız mümkün oluyor. Bu cihazı öne çıkartan asıl şey ise B tipi USB kablosuyla kasanıza bağlamış olduğunuz bu monitörü iki parmak dokunmatik desteği sayesinde Windows ortamında dokunmatik olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Çizim işiyle uğraşan birisiyseniz cihazın ayağı sayesinde geri yatırdığınız bu monitörü Windows ortamında dokunmatik kaleminizle kullanıp çiziminizi yapmanız mümkün oluyor. Evet, gel gelelim monitörümüzün eksileri ve artıları. Eksilerine baktığımız zaman ise arkadaşlar karşımıza ilk çıkan eksi monitörün ekrana oranla kenar çerçevelerin daha dışarıya çıkıntılı olması. Az bir çıkıntı değil arkadaşlar, göze çarpan bir çıkıntı olduğunu söylemek istiyorum. Bir diğer eksisi arkadaşlar ekran parlaklığının 250 kandili olmasına nazaran monitörde kullanılan ekran kaplaması çok yüksek oranda yansıma yapıyor. Ve bu nedenle arkadaşlar güneşli bir ortamda cihazı kullanmak biraz zorlaşıyor. Bir diğer eksi verebileceği noktası ise arkadaşlar cihazın üzerinde bulunan Tegra 3 işlemcisi. Multimedya deneyimi internet gezinimleri yüksek seviyede performans vermesine nazaran oyunlarda düşük bir performans aldığımızı söyleyebilirim. Hemen şimdi sizlere bu Tegra 3 işlemcisinin nasıl bir oyun performansı verdiğini bir bakalım. Yani arkadaşlar frame rate bayağı düşük, onun için ben oynamayacağım. 1080 pikseldeyiz.
Gördüğünüz gibi gayet seri performans veriyor. Ne yaptık ya? Hayda. Yani bu Olium One Android monitörünüzde arkadaşlar bu sistemi zorlayacak tek şey yüksek çözünürlüklü ve kaliteli yüksek dokulu oyunlar arkadaşlar bu monitörü zorlayacaktır. Yoksa mini game'ler veya gördüğünüz gibi Real Rensic'de çok kaliteli bir oyun olmasına rağmen Real Rensic'de bir sıkıntı çıkartmıyor. Ve gel gelelim cihazımızın artıları arkadaşlar. Artılarına baktığım zaman ilk söyleyebileceğim şey ekranın IPS olması. İkinci artım ise arkadaşlar Windows'u tam anlamıyla dokunmatik olarak kullanmamıza olanak sağlayan dokunmatik panel. Evet, bir diğer artımız ise geriye yaslama mesafesi. Geriye yaslama mesafesi arkadaşlar gayet başarılı ve neredeyse monitörü masaya sıfır olarak yatırabilmemize imkan sağlıyor. Tabi sıfır olarak değil ama bayağı bir yatırmamızı olanak sağlıyor. Çizim yapmamızda olanak sağlanıyor ve herhangi bir şey yapmamızda farklı bir kullanım amacıyla kullanmamızda olanak sağlıyor arkadaşlar. Evet, sonuç olarak özetlersek bu monitör tek başına bile alınabilecek, kullanılabilecek monitör olarak karşımıza çıkıyor. Olium One monitör smart monitör olarak geçmesine nazaran ben bunu çok rahat bir şekilde Olium One Android PC diyebilirim arkadaşlar. Evet, bir incelememiz daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hemen kanalımızın hemen üst bölümde çıkan ibareden arkadaşlar diğer donanım incelemelerini görebilirsiniz. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hemen buralarda bir yerlerde abone ol butonu çıkacak. Oralara tıklarsanız arkadaşlar bizi destekleyebilir ve en güncel videolarımızdan ilk kez haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, beğenirseniz, like atarsanız seviniriz.